Hadi bakalım. Hadi ama Gülnur. Daha hiçbir şey yememişsin. Ya yiyorum Osman. Sen de insanı bebek gibi nazlıyorsun. Çünkü sen benim bebeğimsin. Bebeklere de bebek gibi davranılır. Ben senin yanında kendimi prensesler gibi hissediyorum. Sonra dükkana dönünce kim olduğumu anlıyorum. Ya kimmişsin sen? Söyle de öğrenelim. Yoksa bir melek mi? Ne bileyim. Ben basit bir tezgahtarım. Sense... Aa, boş ver bunları. Bak, seninle evlendiğimde bunların hiçbir önemi kalmayacak. Hadi ye yemeğini. Gülnur. Efendim? Akşam buluşalım mı? Dün gece de Zekiye'de kaldım dedim. Babam bir fark ederse beni öldürür. Bu akşam buluşmasak? Sen bir yolunu bulursun. Gecikmeyiz. Seni özledim. Alo? Tamam Ayri, tamam. Üf, panik olma, geliyorum. Osman, ne oldu? Hadi bebeğim, çabuk ye. Şirkette işler karışmış. Garson bey, bakar mısınız? Hesap lütfen. Yılı dizini çantarda geçirmişsin. İnşallah, bakalım. Hadi hayırlısı olsun. Sağ olasın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz, eyvallah. Nerede kaldınız Osman bey? Vallahi 2 saattir Salih bey'den kaçıyorum. Bana bir şey soracak diye ödüm patladı. Bir işim vardı Ayri. Sen abim yaptığımızı nasıl fark etmiş onu söyle. Osman bey, abinizi avukatlar uyarmış. Vasiyetnamedeki tahrifatı onlar fark etmiş. Allah kahretsin. Ben size söylemiştim. Tamam Ayri, tamam. Bu işi zaten artık toptan halletmemiz gerekiyor. Nasıl yani? Gel Osman, gel. Abime bunu da yaptım de, olur mu? Ne oldu abi, hayırdır? Benimle görüşmek istemişsin. Anlaşılmaz mı sandın Osman? Vasiyetnamede tahrifat yapmak ne demek? Buna nasıl cesaret edersin? Babamın adaletsiz paylaşımını düzelteyim istedim abi. Osman, babamın anısına saygılı ol. Şirket yönetimini bana bırakması onun vasiyeti. Nasıl çiğnersin? Babam bana haksızlık yaptı. Benim de bu şirkette hakkım olmalı. Sağlığında az kahır çektirmedin adamcağıza. Öleli 2 ay oldu. Şimdi de mezarında azap veriyorsun. Bırak bu duygu sömürüsünü abi. Şirketin üstüne oturunca konuşması kolay tabii. Osman, son defa söylüyorum. Bu vasiyete uymak zorundasın. Şirket geçimini sağlayacak ama işlere karışmayacaksın. Babam böyle istemiş. Sen koca şirketi yönet, ben de çocuk gibi harçlık alayım. Ya, nankör olma Osman. Senin şirketten aldığın harçlıkla 10 aile geçinir. Daha ne istiyorsun? Ne mi istiyorum? Şirketin gerçek ortağı olmak istiyorum. Şirketin yönetimini istiyorum. Önce hak etmen lazım Osman. Benim gibi yıllarca emek vermen lazım. Babamın alın teriyle kurduğu bu şirketi sana yem etmem. Ben yaşadığım müddetçe bu şirkette sözün geçmeyecek. Bunu böyle bilesin. Demek yaşadığın müddetçe şirkette sözüm geçmeyecek. O zaman hayatını kısaltmak farz oldu abi. Ne yaptın o işi, halledebildin mi? Ufak bir pürüz kaldı. Yarın onu da hallettirir, tamamdır. Thank you.
Geldim. Kim o? Aç kızım benim. Baba. Neredesin bu saate kadar baba? Benim talihsiz kızım. Ah baba, ne vardı bu kadar içecek? Canım kızım benim, canım. Tamam, tamam, dur, dikkat et, dikkat et. Dikkat et. Ah canım baba. Kızım. Gel, 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 gel. Ah baba, bu kadar içmek zorunda mısın ya? Gel. Gel, 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 gel. Dur, dur, dur. Sonunda olan oldu kızım. Ne oldu baba? Yarın artık evimiz yok. Evimiz yok. Ne? Ne diyorsun baba? Kumarda gitti kızım. Çok borçlandım, çok. Sonunda evimizi elimizden aldılar. Evimiz gitti. Baba, baba bunu nasıl yaparsın? Ya başka neyimiz var ki? Bunu nasıl yaparsın baba, nasıl? Yaptım kızım, yaptım. İşte bu kadar. Artık evimiz yok. Benim aslan kızım. Nasıl yaparsın bunu? Nasıl yaptın? Nasıl yaparsın böyle bir şeyi baba ya? Nasıl yaparsın? İnanmıyorum sana ya. İnanmıyorum ya. Okuttuğumuz burslu öğrenci sayısını bu yıl %20 artıralım Nur Hanım. Peki Salih Bey. Ama biliyorsunuz bu yıl bile epey yük oldular şirkete. Bir de arttırırsak? Nur Hanım, babam öldü diye onun güzel adetlerini bırakalım mı istiyorsun? Babamın vasiyetine harfiyen uyulacak. Onun ruhu yaşayacak burada. Böyle istiyorum. Ne diyorsam not alın lütfen. Peki efendim. Nasılsa vergiden düşüyoruz. Vergiden düşmek için hayır yapmıyoruz Nur Hanım. İyilik yaparken çıkar düşünülmez. Bize öyle öğretildi. Peki efendim. Osman Bey'i ne yapacağız? O da zam istiyordu ya. Onun da parasını %50 artırın. Daha fazlası için ısrar ederse beni arayın. Hoş geldiniz Osman Bey. Hoş gelmedim Hayri. Hiç hoş gelmedim. Ayrıl Osman Bey. Bu iş fazla uzadı Hayri. Bitirmek lazım. Nasıl yani? Ben 2 günlük dünyada bu adamın ölmesini mi bekleyeceğim? Abimin düşmanı çoktur. Kim bilir kaç adamın işine taş koymuştur. Öyle değil mi Hayri? Düşmanı çoktur. Şunu anladım Hayri. Abim var oldukça bu şirket bana kalmaz. Sen birinden bahsediyordun. Çek senet işinde kullandık diyordun. Eski iş yerinde. Evet Osman Bey, Hüseyin. Ama bu çok ciddi bir iş. Ya anlaşılırsa? Hayri. Geçmişi unuttum bakıyorum. Unutur muyum? Şirketten atıldığımda beni siz kurtardınız. Siz olmasaydınız belki şimdi içerideydim. Size minnettarım. Şimdi minnetini ödeme zamanı geldi Hayri. Bul şu Hüseyin'i. Hayri, bu işi becerirsek sen de hayatında görmediğin parayı görürsün. Abim ölünce, burası benim olunca abad ederim seni Hayri. Emriniz olur Osman Bey. Sen benim veli nimetimsin. Hemen bulurum Hüseyin'i. Sen tasalanma. Hadi Hayri, hadi. Git bul şu Hüseyin'i. Çok
İyiyim, iyiyim. Son günlerde çok gergindim, ondandır. Para bulmazsak evimiz elden gidecek Zekiye. Üzülme, bir çaresi bulunur elbet. Hem nasıl olsa zengin adama varıyorsun. Sahi Osman'la ne zaman evleneceksiniz siz? Bu aralar şirketle ilgili önemli işleri varmış. Bitince hemen evleneceğiz. O olmasa ne yapardım Zekiye? Bak alınma Gülnur ama ben o Osman gibilerine güvenmem hiç. Osman başka zengin adamlar gibi değil Zekiye. Beni çok seviyor. Biz yakında evleneceğiz onunla. Hadi inşallah. Aa, ne oldu? İyi misin? Bir şey yok değil mi? Doktor bey. Ne oldu bana? Hayırlı olsun. Hamilesiniz genç bey. Ne? Hamile miyim? Evet genç bayan, hamilesiniz. Ama ben size daha emin olmanız için gene de bir test yaptırmanızı öneririm. Hüseyin sen misin? Benim beyim. Sana güvenebilir miyim? Elbette beyim. Merak etme. Bana bak Hüseyin. İş bittikten sonra paranı alacaksın. Bir daha kıyamete kadar birbirimizi görmeyeceğiz, tamam mı? Tamam beyim. Görmeyeceğiz. Benim de bu paraya ihtiyacım var. Sen adamı göster getir. Yarın bu saatlerde onunla birlikte şirketten arabayla çıkacağız. Ben otomobili bir bahaneyle buraya getireceğim. Sen burada bekle. Biz arabadan çıkınca işini bitirirsin. Alo hayatım. Ne oldu? Tamam tamam panik olma. Aldırırsın olur biter. Tamam. Geliyorum geliyorum. Merak etme. Tamam. Kapa geliyorum dedim. Güya bebekle beni kafes diyecek. Varoş zillisi. Ne diyorduk? Abimle tam bu saatte dışarı çıkacağız. Sen tam bu saatte buraya gel. Vurulacak adam abim. Evet abim. Ama için rahat olsun. Ölmeyi çoktan hak etti. İş bitince paranı ayrıdan alırsın. Ben seni ne gördüm... Ne tanıdım. Benim gitmem gerek şimdi. Hadi eyvallah. Osman. Osman nerede kaldın? Dur bir dakika. Ne var kızım bu kadar panikleyecek? Otur. Osman, sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim. Hamileymişim. Hem de 4 aylık. Ne ilk hamile olan sensin ne de son. Aldırırız. Ne? Ben bu çocuğu aldırmam Osman. Bu aydan sonra çok tehlikeli. Hem nasıl olsa evleneceğiz diyordun. Niye aldıralım ki? Diyordum ama artık demiyorum. Ne olmuş? Ağzımızdan çıkan yasa mı oldu? Osman. Osman ben bu bebekle ne yaparım? Babam beni öldürür.
böyle bir şeyi asla kabul etmez. Ya, bunu önceden düşünecektin küçük hanım. Senin gibileri tanırım. Bebekle beni evliliğe mi zorlayacağını zannediyorsun ha? Sen ne diyorsun Osman? Kızım, senin gibi bir kızla nasıl evleneceğimi düşünürsün ha? Bir sana bak, bir de bana. Osman, neler söylüyorsun sen? Ben seni sevdim. İlk kez seninle birlikte oldum. Benimle evleneceğini söyledin. Bunların hepsi yalan mıydı? Evet, evet, yalandı. Ne olmuş? Ne yapayım yani? Kolundan tutup nikah masasına mı gideceğimi zannediyordum. Sana nasıl inandım? Sana nasıl güvendim? Allah'ım. Allah'ım, şimdi ben ne yapacağım? Çok uzattın ama. Git. Ne olursa olsun aldır o bebeği. Ayrıca başıma bela olmaya da kalkma, tamam mı? Allah'ım. Allah'ım, ben ne yapacağım? Babama ne derim? Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım, kurtar beni. Neredesin bu saate kadar? Ha? Neredesin? Baba, ben bugün mesaiye kaldım. Bak kızım. Hayatta senden başka hiçbir şeyim kalmadı. Sana bir zarar gelirse ölürüm. Senin saçının bir teline zarar vereni yaşatmam ben. Benim de senden başka kimim var ki baba? Thank you.
Canım babam. Benim de hayatta senden başka kimsem yok. Seni yalnız bırakmak istemezdim. Çok üzgünüm. Ben bir adamı çok sevdim baba. Beni sevdiğini ve evleneceğimizi zannediyordum. Ondan hamile kaldım baba. Ama hiçbir şey sandığım gibi değilmiş. Ne beni ne bebeği sahiplendi. Artık senin yüzüne bakamazdım. Sen de bu utancı kaldıramazdın baba. Biliyorum. Kader böyleymiş. Beni affet. Gülnur, kızım. Yavrum, ben sensiz nasıl yaşarım? Sana bunu kim yaptıysa, yemin ederim öldüreceğim onu. Canını alanın canını alacağım. Sana söz veriyorum kızım. Yemin ediyorum. Kim bu alçak? Kim bu? Kim bu şerefsiz alçak? Yalvarırım Allah'a. O adamı karşıma çıkar benim. Tamam tamam, panik olma. Aldırırsın, olur biter. Allah namussuzluğunu ayağına dolaştırdı seni. Sen kızımın katili oldun, ben de senin katilin olacağım. Kızım, senin öcünü alacağım. Sen rahat uyu. Ben de onun canını alacağım. Biliyordum Osman. Senin sonunda doğruyu göreceğini biliyordum. Aslan kardeşim benim. Gençliğime ver abi. Hep sen önemsendin. Seni kıskandım. Ama sen şimdi bana bir fırsat verdin ya. Bak göreceksin. Kendimi göstereceğim. Babamın sözünü hatırla Osman. İyilik yapan iyilik, kötülük yapan kötülük bulur derdi rahmetli. Senin kötülükten uzaklaşmana nasıl sevindim bilemezsin canım kardeşim. İşte geldik. Niye bu ıssız yere geldik ki Osman? Baş başa konuşacağımız başka bir yer bulamadın mı? Gel abi. Burası hesaplaşmamız için en uygun yer. Hesaplaşmak mı? Ne hesaplaşması Osman? Neler oluyor? Kim bu adam Osman? Neler oluyor? Sen ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne istiyorsun bizden? Kimsin sen? Ne düşmanlığın var bize? Ne yapıyorsun sen? Kardeşimi bırak. Ne istiyorsan veririm. Ne kadar istiyorsan. Ne kadar verirsin? Ne diyorsun sen? Ne kadar istiyorsan. Bütün servetimi al. Ama ona dokunma. Oysa kardeşin 20 milyar veriyordu senin için. Demek değerleriniz aynı değil. İnanma abi. Yalan söylüyor. Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor. Seni Osman mı tuttu? Yalan abi. Yalan. Sakın inanma. Hayri denen o adamla tuttular. Peki beni vurmaktan niye vazgeçtin? Kızıştırmak için mi? Daha fazla para için mi? Kızımı kandırıp hamile bırakmış.
Sonra da evlenmem demiş. Sen Gülnur'un babası mısın? Evet. Kandırdığın, ifal ettiğin, terk ettiğin Gülnur'un babasıyım. Kader seni kendi ayaklarına bana getirdi. Tamam. Söz veriyorum. Gülnur'la evleneceğim. Söz veriyorum. Artık çok geç. Gülnur kendini astı. Astı mı? Kendini asacak kadar cesur bir kızdı o. Ya sen? Adam gibi ölecek cesaretin var mı? Kardeşimi bırak. Ne istiyorsan sana vereceğim. Yalvarırım. Yalvarırım onu bana bağışla. Bu namussuzu koruyor musun hala? Beni seni öldürmem için tuttu. Bu adam hala koruyor musun? O bana babamın emaneti. Ne istiyorsan veririm. Ne istiyorsan. Kızımı istiyorum. Onu bana geri verebilir misin? Osman. Kardeşim. Osman'ım. İşte böyle sevgili izleyenler. Kötülük cezasını buluyor, kötülük yapanın yanına kar kalmıyor. Abisini öldürecek kurşun Osman'ın canını aldı. Kötülük yapan kötülük buldu. Gizli dünyaları izlediniz. Tekrar buluşuncaya kadar yüreğinizden iyiliği ve sevgiyi eksik etmeyin. Hoşça kalın.